Şey, G-Man. Doğru, bravo. Oğlum ben gideceğim, öpeceğim bu herifi ya. Bravo. Helal olsun sana be. Sen kazan be. Good Game Show'un yeni bölümünden herkese kucak dolusu sevgiler. Böyle sıcak bir giriş yaptım. Bugün oyun dünyasının büyük yaşlıları. Ben büyük isimleri dedim abi. Tecrübeli isimlerle beraberiz. Faruk Kutucu ve Sinan Akkol bizlerle disket kutusunu temsil eden bir alkış. Sol tarafımızda Onur Kay ve Murat Sönmez bizlerle konsol üstünü temsil eden. Şöyle bir alkışlarla sizleri gazlandırmak istedim efendim. Yine 4 farklı etapta yarışacağız. 200 canımız var. Doğru bildiğimiz sorularla karşı tarafa hasar veriyoruz aynı şekilde. Şimdi jokerlerimiz var, keselerimiz var. Önce keselerimizden başlayacağım. Keselerle takım isimlerimizi seçeceğiz. İlk kim seçmek ister takım ismini? Buyurun. Buyurun. Şöyle keselerinizi getirin. Al üstadım, buyurun lütfen. Birer tane çek. Evet, ikisinden de birer tane çekeceksiniz. Kırılmış mı bu ya? Kavanoz kırık gibi geldi bana. Dikkat edin abi, eliniz kesmesin. Al. Buyurun. Bir tane ondan, bir tane ondan. Mustafa Kayo. O kim lan? Mustafa şeydeki Mustafa mı bu? Mustafa hangi oyundaki Mustafa? Bunu yazan hangi oyun oynuyor ya? Tuzu Kuru. Kuru. Değil mi? O Kadirlak'taki. Tuzu Kuru. Ama Kayro diyor. Kayro. Evet, Kayro. Kayro. Tamam ha. İşte Kayreli Mustafa ya o. O muydu? Ha. Mustafa. Nerede Kayro? Şey var ya, Hagar. Derdik eskiden. Şaka ya, Ateşan kadın var, sen aynı zorsu var. Kadınlar çok fena yenileceğiz ha. Vallahi Mustafa, Mustafa'yı tanıyor oğlum adam. Beraber demişmişler. Tanıyorum yani, Ateşan da sıra bekliyor. Takımımız adı o zaman Tuzu Kuru Mustafa. Tuzu Kuru Mustafa. Takım adınız bu. Burak Asım. Buyurun. Abi senin o mübarek elini seçsin. Al al, bir tane de sen seçiyorsun. Tamam, seçiyorum. Aha. Dalsım. Dalsım. Hayırsız Dalsım. Hayırsız Dalsım. Hayırsız Dalsım. Evet. Takımımızın ismi hayırlı olsun. Oğlum bu kesin haksız dalsın. Acayip olmuş. Alabilirim abi. Bunu saklayalım. Saklayalım dursun. Şimdi isimler seçildi. Joker haklarınızı belirlememiz lazım. 4 tane jokerimiz var burada. Hepsinin ne işlevi olduğunu anlatacağım. Ama önce bir soru soracağım size. Soruyu ilk cevaplayan ekip ilk jokeri seçme hakkına sahip. Basıyor muyuz peki bu soruyu? Basacağız abi, evet. Sorumuz şu. Need for Speed'in son çıkan oyunun adı. Unbound. O burası. Need for Speed Unbound. Bravo, doğru cevap. Seviyorum. Işık hocam lütfen. Bilmiyordum. Şimdi jokerleri kısa özet geçeyim. Para kesesi. Bunu kullandığınızda ben size ipucu veriyorum. Bu ipucuyla soruyu cevaplamanız çok kolaylaşıyor. Kılıç rakibe ekstra hasar veriyor. Ya yani soruyu bilmeden önce ben kılıcımı kullanmak istiyorum diyorsunuz. Çarpı 2 hasar veriyorsunuz. Ben cevaplarken. Puansa, evet, 10 puansa yani. 20 puanlık hasar vermiş oluyorsunuz. Bomba da 3 kat hasar veriyor ama eğer yanlış bilirseniz sorunun puanı kadar kendiniz hasar yiyorsunuz. Çok fenaymış. Öyle bir riski var. Cheat code da rakibin cevap hakkını çalmak. Mesela diyelim onlar önce bastı abi. Kullandığınız cheat code'u cevap hakkını siz çalıyorsunuz. Çok iyi. Ne diyorsun? Altın kesesi neydi? Ben ipucu veriyorum size. Vallahi sen, ben risk alıyorum. Bombayı alalım biz. Bomba şöyle size. Risk severiz. Sıra sizde. Biz cheat yapmayız bir kere. Tabii canım. Delik kalmayız. Biz cheat yapmayız. Cheat onlara al kılıcı. Kılıcı mı? Kılıcı al tabii ya. Çarpı 2 yazar ipucu. Belki kritik atarız. Belki bir kritik atarız. Para kesesi mi, cheat code? Para kesesi. Ne oldu cheat code? Büyük konuşmayacaksın abi. Bu da bizim olsun o zaman. Teşekkür ederiz. Onu kullanmayacaksınız ama onu söyleyeyim. Rakibin cevabını cevabını. İnşallah elimizde patlamaz. Hazırsanız o zaman ilk etapla başlayalım. İlk roundumuz bilgi sorusu roundu. Burada size 10 tane soru soracağım. Her bir doğru cevap 10 damage vuracak karşı tarafa. İlk basan cevaplar, no panik. İlk basan çabuk cevaplar, yalnız onu söyleyeyim. Çünkü öyle 10 saniye bekleyemezsiniz yani. Tecrübeli isimlersiniz ama yani lütfen. Geliyor ilk sorum. Dikkat dinleyelim. Dungeons and Dragons sisteminde yazılmış Baldur's Gate'in ilk bilgisayar oyunu kaç yılında çıkmıştır? 1980. Size. Siz yalnız bir erken cevap sorunu var sizde. 98. Doğru cevap, bravo. Tek attı, tebrik ediyorum vallahi. İşte tecrübe, işte deneyim. Bravo. Refleksler benden bilgisayarlar oyunu. İkinci sorumuz. MMORPG oyun türünün isim babası olan Richard Garriott bu türde 97 yapımı hangi efsane... Ultima Online. Doğru cevap, bravo. Üçüncü sorumuz. Klasik Diablo 2'de kaç tane karakter sınıfı vardı? Bu sınıfları sayınız. Barbarian. Önce kaç tane? Tamam, klasik Diablo 2 değil mi? DLC yok. Yok, klasik. Tamam. Barbarian, ondan sonra cemi... Aa, unuttum. Sorcerer, Rogue yok. Necromancer. Barbarian dedim mi? Barbarian dedim. Okçu dedim. Demedim. Ay, şimdi kafa karıştı. Rogue yoktu sanki. Yo, ya. Rogue diye. Rogue var. 5 tane. Rogue dört diyelim, tamam. Murat'tan şey geldi. Allah. 4 değil miydi?
6 mıydı? Daaaat! Yanlış cevap maalesef. Cevap hakkı size. Hiç beklemiyorlar. Lan direkt bize gelmiyor. Bize de mi geliyor? 4. Tamam. Barbarian, Elvin. Net. Tamam. Ondan sonra Necromancer, okay. Büyücü Wizard. Wizard. Bir de okçu vardı. Wizard. Sorcerer ama okey. Sorcerer. Tamam. Okçu. Okçunun Paladin. Paladin yoktu. Var Paladin. Olmaz olur mu? Paladin şeydir her zaman. Bir de okçu ama okçu ismi ne olabilir? Ne olabilir? Kimmiş mi acaba? 5, 4. Bir şey soramıyorum. Aklıma gelmiyor. 2. Rogue. Yanlış. Size geçiyor. Evet. Bakın şunu söylüyorum artık. Paslaşacaksınız kendi aranızda. Hepsini doğru bildiniz. Bir tane sınıf kaldı sadece. Bilemediğimiz. Evet bilemediğimiz. Archer mı? Söyleyin. Archer mı? Yanlış. O sınıfın da aklınıza gelir mi? Ya onu söyledik oğlum, ok atanı söylüyor. Tam Archer değil işte. Amazon! Doğru! Vallahi helal olsun, böyle güzel bir yarışma olacak belli. İşte bu. Şimdiki soru bence editör ekibimizin biraz kıyak geçerek hazırladığı bir soru ama duyunca bakalım ne diyeceksiniz. Yüzüklerin Efendisi'nde yüzüğü neden kartallarla götürmedi? Ne bu? Ben anlatayım onu abi şimdi. 100 puan! Bravo! Bir şey söyleyeceğim, dışarı çıkın. Yok şu ama, elflere verilen güç yüzüklerinin adların nedir? Soru bu. Sen bile basmadığına göre ne zor soru. Abi bende yok bu. Çok ağır bir soru bu. Bence de zor bir soru. Sen biliyor musun? Tabii hepsini biliyorum, söyleyebilirim. Ben çalışıp geldim, sizin gibi böyle gelmedim. Hocam bak bu kadar kıyak olurdu bu golü atman lazım valla. Narya. Bir. Vinya. Ne bir daha söyle. Narya. Vinya. Bir de... Bir tane daha var. O da öyle ayyalı falan bitiyor Murat kesin. İniyor. Yok gelmedi. Gelmedi. O zaman bu soruyu pas geçiyoruz. Geçme ya işte verin puanını. Ne verin lan? Bundan abi, milli yerden geldi. Böyle bir lore masterlık var mı? Bir şey söyleyeceğim bak tam co-op oyuncusu değil mi? Evet. Neyse bak yanına al takımda bulunsun. O zaman size 50 puan veriyorum buradan. Alıştı. Düşünüyorum. bilmiyorum puan verirsin mi? Verirsin bence abi. Çok zor soru. Neymiye idi abi sonuçta? Neymiye ya? Doğru kabul ediyoruz. Bravo. Tabii ki. Bak abi sen çok sevdiğim bir abimsin ama böyle yarışmayı oynarsan affetmezler. Evet abi canım. Bak, öyle mi diyorsun? Topumuzu alır giderler. Bayram bizim kompetitif arkadaşımız bu. Ben daha araba olacağım. Siz Faruk Bey durdurursanız Sinan Bey'e. Çalışıyorum, deniyorum. Bir sonraki sorumuzu gelsek tekrar oyunlara geri dönüyoruz. 1980 yılında Dobişko adıyla piyasaya... Pac-Man. Bravo! Doğru soruyu bitirmedim ama doğru. Dobişko adıyla piyasaya sürülmüş ülkemizde. Lokalizasyon. İlk lokalizasyon. Gerçekten müthiş bir isim. 89 yılında gene eskilerdeyim gördüğünüz gibi. Bu adamlar sanki sadece eski mi bilir kardeşim? Bu sorular ne demek ya? 1989 yılında piyasaya sürülen Prince of Persia'da oyun başladığı andan itibaren prensesi kurtarmak için ne kadar? 60 dakika. Bravo! Soruyu sormama bile izin verilmiyor. 40 üzeri oyunda başrol oynayan kör bir karakteri 1992 yılında piyasaya ilk çıktığında hangi renkteydi? Beyaz. Doğru! Bravo! renksiz bir şey çıkmıştır çünkü siyah olamayacağına göre beyaz dedi. Aslında trik soru değil mi? Şaşırtmalıymış. Kuruluşu 1889 yılına dayanan Nintendo şirketi ilk olarak ne üretip sattı? Kart oyunu. Bravo! Vallahi helal olsun. Çatır çatır her şeyi biliyorlar. Son iki sorudayız bu etapta bu arada. Canları görüyorsunuz. Mavi takımın efendim 170 canı var. Kırmızı takımın 150 canı kaldı. Yani bu etapta aradaki fark açıldı. Bu son iki soruda yakalayabilirsiniz. Age of Empires 2'de God İmparatorluğu'nun unique askerinin adı nedir? Biraz kısa. Age of Empires 2'de. Evet, God İmparatorluğu'nun unique bir askeri var. Bir köpek cinsine benzer bir ismi var aslında. Ya yanlış anlamayın hani şey adları benziyor şeylerin yani. Golden Rottweiler. Kerberus. Atayım dedim yani. Değil. Sizin aklınıza bir şey geliyor. Böyle tatlı bir cinstir bu. Kuzeyde mi yaşar bu köpek cinsleri? Tabii sen kuzeyde yaşarlar. Sen Terrier. Yok kuzeyde yaşarlar böyle asillerdir. Husky cinsi bir şey. Evet. Evet tamam. Evet. Biraz daha kulağına söyle. Huskar. Hayır be. Huskar mı? Çok yaklaştın ama o değil. Aa doğru oymuş evet bravo. Ben yanlış görmüşüm öyle de. Sunucuya bak görmüyor yarı gözüyle. Yok o değil diyor. Böyle ipucu verdim. Arada böyle iki takım da bilemezse ipuçları atabilir. Anlaştığımı görsen. Sana geliyor bu soru. Onur Bey dinleyin. Son sorumuz bu etapta. 99 yılında piyasaya sürülen Medal of Honor oyununda karakterimiz ilk olarak hangi silahla oyuna başlar? M1 Garand. Bravo doğru. Bu cevapla beraber de beraberliği yakalamış oldunuz. Bu etabı kafa kafaya bitirdiniz. O zaman ikinci etap devam.
İkinci etabımız On Air isimli etabımız. Sizlere bazı müzikler dinlettireceğiz. Bu müzikler hangi oyunlara aittir bunu bilmenizi isteyeceğiz sizden. Yani biraz kulak da isteyen bir etap. Gene doğru tahmin etmek isteyen basıp tahminini yapacak. Kaç soru? 10 soru. 10 soru? Müzik mi hepsi? Üşendin galiba. Ya hiç bilmem de. Hemen bitecek abi. Hiç merak etme. Geliyor. İlk müzik gelsin. Yazmıyordur inşallah müziğini doğru. Çok klasik bir parçadır. İpucunu veriyorum ufak. Bir rol yapma oyunu. Tabii ki. Buyurun. Icewind Dale olabilir mi? Yanlış. Ben biliyordum. Sizin bir hakkınız varsa buyurun dinleyemeye devam edelim. Daha modern bir rap ama 2010 biliyorum. Civarına yakın. Bilemesinler. Bir tahmin alayım. Yoksa hiç tahmin yapmayı size geçelim. Bir rol yapma oyunu. Çok o kadar tanıdık ki. O ben kadar biliyorum. Tanıdık. Final Fantasy. Yanlış. Hocam, Dragon Age. Bravo, doğru. Ah be abi, haklı ya. Dragon Age, Origins. İlk Dragon Age. O zaman ikinci soru. Yeni oyunları bilemiyorsunuz abi. Size 2000 önce sormak gerekiyor. Sıradaki müziğimiz gelsin. Buyurun. Red Alert, Hellmarch. Bravo. Lan ne be abi. Abi bu. Bunu dinliyorum ben sürekli dinliyorum. Rap dedi bitti bende. Akşamları yatarken onu dinliyorsun. Vallahi ben de dinliyorum biliyor musun? Direkt o ilk notadan o ilk rap geldiği gibi anlıyorsun. Öyle giriyor adam. Üçüncü müziğimiz gelsin. Klasik bir. Buyurun. Arcade oyunu. Sonic. Yanlış. Kanal doğru ama. Doğru kanalda Onur Bey şu an. Hiç yok. Çok yandan gördüğümde klasik. Bir shooter mı diyeyim? Contra mı? Yanlış. Ama çok yakın. Yani kanal çok doğru. Contra gibi aklınıza ne gelir? Böyle side-scrolling bir oyun vardı da. Evet, bravo. Bir ipucu daha versem mi acaba? Lütfen, sıra bizdeyken ver ama. Tamam, veriyorum. Lütfen. Çok popüler bir oyun serisi var Kojima'nın yaptığı ya. Ona benzer. Onu Metal Slug. Bravo! Ah be! İpucunun ayarını fazla kaçırdım. Alttan versin de oyun. Bir sonraki oyunumuzun müziği. Ne oynardık be? Tank. Doğru! Bravo! O ne ya? Ya kank? Bilmiyorum. Oğlum ben oyunu bilmiyorum. 8 bitti oğlum. Nasıl burada ya? Nota bile yok. Oğlum ikimiz de en fakir ben miydim lan? Kafeste kuş vardı. Yok. Atari oyunu. Kafeste kuş vardı. Tanklar atışıydı. Şeyli blokları kırıyordun tanklarla. Tabii. Nope. Ve multiplayer çok zevkliydi bu arada. Evet. Local multiplayer tabii aynen. Arkadaşlar o kadar geriye gitmiş ki sorularda. Pong'u soracaklar. Ping pong diye. Bir sonraki oyunumuzun müziğini alalım. Buyurun. Metroid Prime. Bravo! Şov atıyor. O etapta bu arada her soru 5 demuç veriyor karşı tarafa. Şu an 145-130 devam ediyoruz. Açılmıyor farklı. Devam ediyoruz. Bir sonraki müziğimiz. Biraz zor bence bu. Bir dakika, o yanıyor hala. İpuçları verebilirim. Ve Dünya Savaşı'na farklı bir perspektiften verebilirsiniz bu şekilde. Farklı bir perspektiften bakan bir oyun aslında. Buyurun. Wolfenstein? Yanlış. Öyle bir aksiyon oyunu değil. Hayatta kalma deneyimine odaklı. Birden fazla karakteri yönettiğiniz. Birden fazla karakter. Evet. Loot yaptığınız, side-scroll bir bakış açısı olan, dramatik ben bir bakış açısı olan. Bildin mi? Ama bir hakkı daha onlara verelim. Eğer passa. The War Is Mine. Oyunun adını yalnız söyledin ama. Ama olsun gene de vereyim ya. This war of mine. The war is mine. Olsun. Devam oyunun adıymış. Bir sonraki oyunumuz gelsin. Nota icat edilmemiş daha o zaman. Midi işte. Çok klasik bir parça. Buyurun. Legends of Zelda. Bravo! Doğru. Adam akıyor vallahi. Ancient oğlum herif. Valla. 7-24 Nintendo oyunların hepsini atladım vallahi abi, helal olsun. Bir sonraki oyunumuz gelsin. Buyurun. Castlevania. Bravo! Taraftan cevap geldi hızlı. Çok iyi. Bu etaptaki son iki müzik sorumuz. Dalalım müziği. Biraz zor çalışma yapması ama. Buyurun. Bomberman. Bravo! Hemen be! Oh!
oynamamış, müziklerini dinlemiş sadece hepsini böyle değil mi? Sadece 8 bit de yaşamış, başka bir şey yok hayatında, yemin ediyorum. Tamam bak, bu ipucumu vereceğim bu son müzikten önce. Modern bir oyun. Yani yeni çıkmadı ama son yıllarda çıkan bir oyun. Alalım. Aa. Aa. Çok güzel müzik. Biraz daha akarsa anlayacaksınız. Bileceğim onu. Biraz daha akarsa anlayacaksınız. Buna ipucu vermeyeceğim çünkü hepiniz oynadığınızı biliyorsunuz. Nasıl bilmem bunu ya? Abi şunu ipucusunu verebilirim. Meşhur bir serinin bir oyunu. Meşhur bir seri. Çok fazla oyunu olan bir seri. Ve onun bir oyunu. Aa, hala çıkmadı. Abi bir şeye çok benziyor da şey... olamaz diye düşünüyorum yani. Witcher. Yanlış. Değil, ha, değil. Ama ona benzetilmekle itham edilen bir oyundu bir aralar. Ya bunlar da seriyi ona çevirdiler. Witcher gibi yapmaya başladılar iyice. Eleştirileri almıştı. Tamam. Assassin's Creed. Ama hangisi? Doğru. Tamam. Kanal doğru. Oyunun adını da söyle, tamam. Artık bundan sonra... Assassin's Creed'den bir oyun. Evet. İsmini söyleyeceğiz hangisi olduğunu. Evet. Bak zaman kazanıyor benim dediklerim tek tek. Hangisi? Ve 5 puanlık bir doğru cevap hakkımız Black olacak. Black Flag. Değil. Yanlış. Odyssey. Doğru! Bu etapta da skorlar 115-135, 20 puan fark açıldı. Bayağı ezdiler. Çok iyi, çok iyi yarıştılar gerçekten. Faruk 3 tane fazla yapmış Faruk. Faruk'la başa çıktı. Faruk bipten biliyor, bip diyor. Zaten nick'i değiştir, 8 bit Faruk bundan sonra direkt adım olması lazım. Sizin acaba kod adınız Jasper Kid falan gibi bir şey olabilir mi o müzikleri besteleyen? Yok, Faruk Pixel Art Akıncı diye geçiyor. Oğlum adam Bomberman'i miydi ya? Helal olsun gerçekten. O zaman üçüncü etapla devam ediyoruz. Bu etapımız oyun replikleri etapımız. Şimdi burada tabii benim sanatçılığıma, oyunculuk performansıma güvenmeniz lazım. Ben bazı sesler vereceğim. O seslerin hangi karakterlerini söylediğini tahmin etmeyeceksiniz. Oh, wow. Yani. Mesela bir replik ilk soruyla hatta direkt şey yapıyorum abi. I'm blind, not deaf. Veya, gerçi bunu söylesem bilemezler. Bu zor bir soru bu arada. Bir online oyunun karakteri bu. Online oyun. Çok meşhur bir online oyunun karakteri. Oyunu mu, karakteri mi söyleyeceğiz? Karakteri söyleyeceksiniz. Oyunu, herkes bilir abi oyunu. I'm blind, not deaf. Ya World of Warcraft'taki şu mor abi ama ismi neydi onun? Neydi? Neydi? Tyrael, atıyorum. Diablo'daydı Tyrael. Doğru ama karakter yanlış. Yani World of Warcraft'ta mor bir abi olduğunu bile ben senden öğreniyorum. Bu arada mor mu ben de bilmiyorum. Yani Warcraft 3'te mordu en son, sonra rengi değişti mi bilmiyorum. İki tane degri var. Driss de orada mı? Yok attık yok, ya. World of Warcraft'ta kaçtı. Şu an sıraya beklemenize gerek var. Bitti. Bitmiş abi. Bitmiş. Neydi söyle, içimize kalmasın. Allah, bitmiş. Illidium. Illidium. Hayatta gelmez. Ama zordu bence. Evet. Yani diğerleri o kadar zor değil bu arada. Rahat olabilirsiniz. Hatta ikinci soruyu ben biraz değiştireceğim. Aslında daha kolay sormuşlar ama çok kolay olur bu da. Şöyle bir repliği var ikinci sorunun. Your son has returned. Your son has returned. Kratos? Doğru! Bravo! Ben size sorunun orijinalini okuyayım. Zeus, your son... Yani Zeus deyince zaten akla gelen bir tanesi bu oluyor. Üçüncü oyunu direkt bileceksiniz. Eliniz hazır olsun. Söyler söylemez bileceksiniz. Remember, no... Call of Duty 2. Modern Warfare 2. Evet, doğru. Bravo! Kuruduk vallahi. Gittik lan. Kuruduk vallahi. Gittik oğlum, kuruduk. Gittik. Tamam tamam, toparlanıyoruz. Şöyle bir sekreter gelmemize geliyoruz. Aa doğru, kim söylüyordu repliği? Ben onun oyununu oynuyorum. Abi oyunu oynuyorum. Dalgıp gidiyoruz ha. Aa pardon. Sunucu da uçmuş yani. Bravo be. Kim söylüyordu repliği? Bir dakika, ondan öncekinde... Yok söyle, sonradan bilemiyorum. Kratos dedi. Oyunda dönem... O abinin ismi neydi ya? Çok popüler bir isim var ya. Oo buradan döner size. Bir saniye. Ha cevap hakkı mı kullanacaksın? Bilmiyorum, kullanabilecekler mi? Çaldın mı? Çaldı. Cevap hakkını çaldı cheat kodu kullanıp. Cheat kullandım. Kullandınız. Kaptan Price. Kim? Price. Yanlış! Ne oluyor? Yanlış! Ne oluyor şimdi? Yanlış oldu. Boşa cheat gitmiyor. Şimdi alev alıyorsun. Rus abi de işte neydi? İsmi neydi o abinin? Ya, bak bir tane Rus abi var, o değil bu arada. Söyleyeyim mi bir tane? Ona geçecek ama değil mi sonra? Tabii söyle. Ama yanlış olacak. Viktor Reznov. Ama değil. Yanlış değil. Ben size bir ipucu vermek istiyorum çünkü söyle. Çok güzel şey yaptınız yani. Böyle hani şey... kendi aramızda eğlenince ne yaptık deriz mesela. Çok makara bir gün oldu deriz ya. Tamam ben bildim bu makara arada. Makara bir gün oldu hatırladım deriz. Hiç mi? Modern Warfare 2 gerçi oldu da çıkalı baya. Makara bir gün hani. Ya ne makara bir gün oldu be. Şu. Bu neydi?
Şunu şimdi kullanabiliyor muyuz? Ne o? Bilemez. Bombayı. Kullanabilirsiniz. Ayıp edersiniz yapma ama. Vallahi bitti. Artık bitti cevap hakkı. Söyleyeyim mi? Makarov muydu? Makarov evet doğru. Makarov. Remember no Russian. Acayip bir bölümdü ya. Hatırlıyor musun? Tam makara deyince ama Faruk şey yapmıştı, hatırlamıştı. Evet, şimdi o zaman bir sonraki soruyla devam edeceğim arkadaşlar. In my restless dreams I see that... bastığını düşünüyor musun? Yok. Bir. İki. Bir. Karısının adını unuttun değil mi? Siz de. Silent Hill 2'den. Evet. Tamam. Evet. Kimdi o kadının adı? Kadının adı. Söylüyorum. Dedi ya karısı diye. Heh. Geldi şimdi geldi. Eleanor mu? Mary. Doğru! Bravo! Risk kalıp bunu açacaktım ve Laura diyecektim. Orada sen de. Tamam. Bir sonraki diyalog, oğlum bunu beni süründürmek için mi yazdınız? Çok uzun bir diyalog. Ama ikonik de bir aslında bir replik. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. The right man in the wrong place can make all the difference in the... Half-Life 2, G-Man. Doğru, bravo! Oğlum ben gideceğim, öpeceğim bu herifi ya. Bravo! Helal olsun sana be. Sen kazan be. Kazanacaksın. Sen de buraya geç abi, üçünüz beraber görüşürüz. Hakikaten be, oraya geç. Hakkımız değil oğlum bizim kazanmamız. Murat abi. Ya lütfen bir basmayın ya. Tamam. Allah. Tamam biliyorsunuz, anladık abi. Oğlum o kadar da fark yok yani. Ya fark olmuş 50. Buradan dönmez abi bu oyun. Döner ya, niye dönmez? Şaka yapıyorum. Bu sizin bildiğiniz bir oyun abi, net. Nereden biliyorsun? Basın, ben her bildireceğim size. It's time to kick ass and chew bubblegum and I... Ya hemen ya bas ya. Niye ya? Basmayayım mı? Basayım mı? Ne? Cheat kodu mu kullanıyormuş? Cheat kodu kullandı hap onlarda. Kullanılır. Duke. Bravo! Ne adil bir yarışma değil mi? Kim dedi onu? Yalnız, çok adil bir yarışma. Bir not vermek istiyorum. Evet. O replik şeyden alınmadı. John Carpenter'ın Daily filmindeki karakter. Bir 10 puan daha verdi. Bu ukalalık yüzünden bir 10 puan daha. İlk bilgi isteyenler falan diye. Abi herkes bilgisini satacaksa bu yarışma bitmez yani. Neyse, bu etabın sonuna geldik, bu kadardı. Tamam, süper. Bir sonraki etaba geçiyoruz. Son etaba sakladınız jokerleriniz ama son etaptaki soruların değeri 5 puan. Onu söyleyeyim yani, 5 puanlık hasar vereceksiniz birbirinize. Ve şöyle bir şey var. Burada 10 tane oyunun görseli gelecek sırayla. Bakın dinlemiyorsunuz sevgili abilerim, ablalarım. Ablalarım heyecanlandık. Dinlemiyorsunuz. 20 puan kırarım bak. Öyle güçlerim var. 40. Çok konuşuyorum. Biraz fazla. Burada onun oyunun görselini göreceğiz. İlk basan cevap hakkına sahip olacak. Görürsen. Jokerlerinizi hatırlatayım tekrardan. İlk oyunumuzun görselini alalım. Evet, yok ilk oyunumuzun görseli. Siyah bir şey. Tahmin edin, hadi bakalım. Minecraft. Yanlış. Peki. Cannon fodder. Yanlış. Artık bilebilirsiniz. Aa, basmaya dur, gerek yok. Aklına gelen söylesin. Aklına gelen söyleyebilir. Settlers. Yanlış. Aklına gelen söyleyebilir. Heroes of Might and Magic 3. Aa. Doğru, bravo. 3 mü peki? 3. Sınıfta kaldım bu derste. Pardon, değilmiş 3. 3 değilmiş. 2 mi? İkiymiş. Tamam, bilemedim. Ama bir, yani, neyse hadi. Verelim tabii. Verelim mi? Vermeyelim ya. Yok zaten öndeler. Vermiyoruz. Hatta yanlış bildiğin için de seni kınıyoruz burada. Bombayı da verdim. İkinci oyunumuzun görselini alalım. İlk basan cevaplar. Basınca durdurun abi bu görselin akışını. Bu Minecraft'ta. Yok, ne alakası var. Abi siz piksel artsınız. Pikseli görünce Minecraft diye gaza geliyorsunuz. Akıtabiliriz. Bildiniz geldi. Abi ben bildim ya. Bak bildiysen... Fable mı? Doğru. Fable'ı ben de çok fazla ya. Minecraft. Ah be. Minecraft. Bak oyunlar pikselden full çözünürlüğe geliyor. Pikselde tongaya düşmeyin. Bir daha Minecraft deneyeceğiz. Minecraft çıkarsın. Size söylüyorum bak, Minecraft yok. Yemin ediyorum Minecraft. Street Fighter 1. 2. Amerika. Sen bir ışığına bakarsan ha. Sen niye baksın? Bir. Doğru, üzülerek söylüyorum ki doğru. Puan farkını görmek istemiyorum artık, lütfen. Ha.
Evet. Resident Evil 3 Nemesis Remake. Doğru. Tamam abi doğru evet. Abi. Ben... Bak bu ne biliyor musun? Sinemeş izlemiş adam bu böyle. Bütün böyle gençliğinde böyle sürekli ekrana böyle bakmakta. Oğlum orada bir şey yok. Neye baktın da? Adam görselin tamamen böyle görmek. Boş vaktinde Resident Evil'ları birden baş sıfırdan başa bitiriyordu. Bak koca şehirde bir tane Resident Evil geldi ya. Onu da bileyim ben. Abi bir şey yoktu ki orada. Neye baktın da bildin? Nemesis'in borusundan çıkardı. Vallahi helal. Bunu bence ya bunu bilene ben veririm vallahi. Çok fazla puan veririm. Zor bir soru bence bu. Açıldıktan sonra bile bilir misiniz onu bilmiyorum. Düdü şey mi? Black Hawk Down. Helal olsun vallahi be. Helal olsun. Çünkü Black Hawk Down. Peki oyunun adı ne? Yani tamam o Black Hawk Down ama ön adı var ya onun. Ön adı. Hmm. Mesela hani Tom Clancy Splinter Cell gibi düşün. Aslında öyle de değil. Tam adı. Aslında bir dakika sen tam adını söylemiş olmuyorsun aslında. Değil mi? Black Hawk Down aklınıza geliyor mu abi sizin? Kesin puan size vereceğim. Hani alfa, beta... Delta nasıl bir şey ama... Delta Force! Delta Force! Doğru bravo! İşte bu! Tamam doğru ben geldi bravo. Ve ben ne dedim? Bu soruyu bilirlerse 50 puan veririm dedim. 50 puan da veriyorum be! Helal olsun. Hocam gerçekten mi lan? Verdim 50 puan. Vay be! Başa baş geldik işte böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan sonra RPG oynarken Dungeon Master adamdır baksana. 50 puan damage veriyor oğlum adamlar. O iyice kafanız karıştı 50 puan damage. Onları 70 yapacağım. Bir dahakine matematik bilen insanlar oraya oturursa arkadaşlar. O zaman bunu kullanmam fazla böyle oldu. Böyle bir şey yapmamın sebebi şu. Jokerleriniz var. Kullanmıyorsunuz. Bir de tamam. Ekstra bilgiler veriyorsunuz. Biraz şov yapıyorsunuz gibi hissettim. Ağzımızın payını vermek istiyorsunuz. Onun abimle Murat abim burada. Ezdirme şey abi bizi. Bizi ezdirme. Abi bir de o açıdan daha iyi gözüküyor televizyon. Daha iyi anlıyorlar soruları falan. Öyle bir şey de var. Bir sonraki son 5 sorumuz bu etaptaki. Buyurun. Kafa kafaya yarışalım ya. Sarılık ne? Sarılık. Command & Conquer. Yanlış. Akıtalım görüntümüzü. Commandos. Doğru. Joker'i de kullanalım bir dahakine. Doğru. Aa, bravo. Çok emin olamadım biliyor musun o yüzden. Olsun. Gelsin bir sonraki görselimiz. Klasik bir beat'em up oyunu aslında. Böyle ipucu vereyim. Şey mi? Rayman mi? Değil. Biraz daha açabiliriz. Oh, iki. Yakın zamanda bildim. Çıkan versiyon da full açıldı artık. Bunu ne yapıyorduk? Bu neydi? O ben ipucu veriyorum aslında. Ha tamam. Diğeri de bomba at abi bize. 3 kat hasar veriyor. Bomba atayım mı? At tabii canım. O zaman atıyorum. Battletoads. Bir dakika ama söylemediler ki onlardaydı. Haksan evet, ben... dedin ya Rayman. Battletoads. Doğru! Bize bomba verirse olacak. Bomba atacak ya kendim aldım hasarı. Aynı etki oldu yani. Aynı şey oldu. Ama sen Rayman dedin ya abi sen onlardaydı. Valla müzik yapmıyor. Pardon. Ya özür dilerim ya. Biraz sizi tutacağım bundan sonra. Siz çok abarttınız yalnız. Sevgili konsolosu takipçisi. Ne yapayım abi? Bundan sonra ben o taraftayım. Buyurun. Açılsın görselimiz. Haydi bilirsiniz be. Doom. Yanlış. Cevap hakkı sizde abi. Tamam basmıyoruz. What? Vallahi ipucu da veremem ortada her şey. Quake mi? Quake yanlış. Unreal? Doğru ama Unreal? 1. Yanlış. 2. Unreal Tournament? Doğru! Çünkü karakter var. Hadi dedik ya. Delta Force'u verdim. Bak bunu harcayacağız da harcamamız lazım. Delta Force'u size verdim abi. Burada full isim almayı hak ediyorum. Son 2 oyunumuz. Jokerlerimizi hatırlatıyorum tekrardan. Ya. Zaten 2 soru kaldı yani. Joker, elinde Joker kalanın puanı kendisine yansıyacak. Hadi bakalım. What? Zor bir görsel. Oyunu biliyorsunuz ama bu görselden çıkarır mısınız onu bilmiyorum. Bombayı da atacağım. Bak şey olsun diye emin değilim çünkü. Sinan. Atıyorum. Sinan. Atmayayım mı? Bilmiyorum. Ama bak bize patlayacak. Emin atıyorum, emin değilim. At. Atıyorum. Clive Barker's Jericho. Bravo be! Büyüksün be! Yani... İşte Sinan Akko! İşte Sinan Akko! Tam isim böyle. Bravo yani. Gerçekten tebrik ediyorum. Hiç bu kadar güzel. Çok bomba yememiştim abi. Çok hakkı yenmiş bir oyun. Mesaj diyorsun. Vermek istiyorsun yani. Bu da sana hani kapak bilemem olsun. Bilemem. Vallahi helal olsun. Yani son soruda puan farkını güzel açtınız gerçekten. Gelsin son oyunumuz.
Aslında bu yarışmada ismi geçen bir oyun oldu. Kadın Legend aynı zamanda. Bravo! Vallahi bravo. Ve yarışmanın sonunda kazanan ekip kırmızı takım oluyor efendim. Alkışlıyoruz kırmızı takımı. Gerçekten yani büyük aslında bir şey. Aslında biz sıfıra gelmiştik yani o senin kıyağın olmasa. Biz asla abi. Herkesin hak ediyorsa onu aldı. Delta Force zor bir isimdi ve bildiniz. Onlar bilemedi. Blackout Down ne abi? Onu herkes söyler. Resimde bakıyor. Gösteriyordu zaten. Blackout Down diye. Herkes söyler abi. Öyle Delta Force söylüyorduk yani. İki ekme tebrik ediyorum efendim. Alkışlarla Bootcamp Show'un bölümünün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.